Yozgat Bozok Üniversitesi'nden bu yarışa katılıyoruz. Takımımızın ismi BİM. Bu da Bozok Elektrik Elektronik Mühendisliği takımı diye geçiyor. Aracımızın ismi ise Innova. Yenilikten geliyor. Yani sürekli bir yenilik getirmeye amacıyla zaten biz bu yola çıktık. Tamam Enes, bu halleder şimdi. Oldu. Bu yarıştan önce bir verimlilik yarışına katıldık. Efficiency Challenge, To Be Time üzerine bir yarış. Verimlilik yarışında aracın alt parçaları olan batarya yönetim sistemi, batarya paketi, araç kontrol sistemi ve telemetri dediğimiz aracın verilerini uzaktan izleyebildiğimiz bir sistemleri To Be Time haliyle bir yerli etiket aldık. Şu an aracımızın otonom sürüşe başlaması için uzaktan başlatma durdurma komutlarını sağlayan haberleşme modüllerimizle uğraşıyoruz. Otonom yazılımlarımızı geliştirdik. Yapay zekada bizden istenilen şey hem şerit takibi hem engellere karşı aracın yön alabilmesi. Aynı zamanda trafik ışıkları ve levhaları tanıyarak yani gündelik bir hayatta kullanılan otomobilde otonom sürüş için biz temel seviyesini aslında burada yapmış oluyoruz ve temelimizi burada mühendis olarak atmış oluyoruz. Enkazörün kayışını gerdirmek için arkasına biraz kalın pul atmam lazım. Elimizde fazla bir parça yok. Şu an kalınlaştırmak için sadece maskeden biraz parça kestim bez. Onu bağlayacağım, arkasına yerleştireceğim. Aslında hepimiz elektronik devreler yazılımla uğraşırken aynı zamanda aracın dış kalıbıyla da uğraştık, mekanik işleriyle de uğraştık. Aracın dış kalıbı tamamen el yapımı. Önce boş bir strafor köpük geliyor. O strafor köpüğü tamamen biz kendi hayal gücümüze göre şekillendirdikten sonra üzerine bir elyaf, cam elyaf dediğimiz bir malzemeyle kalıp alıyoruz. Bu hale geldikten sonra tabii ki iş bitmiyor. Teker yerleri, cam yerleri, özellikle kapı yerleri, bunlar bizi çok uğraştırıyor. Teknik kontroller de düz bir şekilde güvenlik önlemlerini test ediyorlar. Yani önüne bir engel çıktığı zaman aracın durup fren lambasının yanmasını bekliyorlar. Biz de onları başarıyla tamamladık. Yarışlara zaten yarın sabah yani saatler var. Yine aracımızın eksikleri var. Yani aracımızın başında şu an yarışa kadar hiç uyumadan bile kalabiliriz. Bunun en büyük sebebi de şu ana kadar araca verdiğimiz emek. Şu an arkadaşlarımız çoğu zaten uykusuz. Uykusuz olduğu halde şu an aracın başında çalışmalarına devam ediyor. Yani çok emek var. O emeği inşallah karşılığını alırız. Döndü, çekil. Tamam, gaz bırak. Olmazsa Nurullah, tabelaları çıkar. Koy mekatına bakıp şurada ne yazıyor? BİM. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Bu sıralama her 30 dakikada bir sizin geleceğiniz sıralama değil, yarışmaya katılacağınız sıralama. İkinci sıraya çektik. Çok üzgünüz. Daha hazırlayacağımız algoritmalar ve yazılım vardı. Hepsini birleştirmemiz gerekiyordu. Öğleden sonraya çekeriz diye umutlanmıştık. Ama ilk sırada biz varız. Bugün sadece belirli bir kısmı halledeceğiz. Bakalım, inşallah halledeceğiz. Çünkü o
Kar yağmadı. Vallahi gitti çarpmadı da durdu öyle. Tabelaları tanımadı, bilmiyorum yani, bir sıkıntı çıkmış olmalı. Gidip test aşamasına gireceğiz şimdi. O kadar emeğin yanında buraya gelip arabamızı, stikerimizi, yarış stikerimizi almak bile bizim için çok önemli gerçekten. Burada yaptığımız çalışmaları sergiledik. Diğer üniversitelerin yaptığı çalışmalara baktık. Bu da bizim için çok önemliydi. Ama tabii burada asıl olan bizim bu temelleştirilmiş otonom seviyesini öğrenmek. Bu alanda ülkemizde çalışacak mühendis kadrosunu, kemik kadronun oluşturulmasıydı aslında. Ülkemiz için emek veriyoruz burada. Yarışma herkese bireysel olarak çok fazla şey kattı. Analitik düşünme, yani bir soruna karşı bir çözüm bulabilme. Memnunuz yani, buraya iyi ki gelmişiz. Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seneye daha iyi bir arabayla, daha iyi yazılımlarla geleceğiz. Sürekli kendimizi böyle geliştireceğiz ve en sonunda yine kazanan ülkemiz olacak.